Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda çocukluğumdan kalma pratik farklı bir tatlı tarifi paylaşacağım. Tatlı yöresel bir tatlı Sivas'a özgü güzel bir tatlı kanalımda sizleri bekliyor. Tava içerisine 500 gram buğdayı aldım yüksek ateşte tahta kaşıkla çevirerek kavuracağım. Daha önce lezzetini deneyenlerin çocukluğuna götüreceği bu güzel lezzeti sizlere dilimin döndüğü kadar nacizane sunmaya çalışacağım. Tava içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Hem buğdayı daha rahat kavurmak için tereyağı eklediğinizde daha çabuk kavrulur yüksek ateş olduğu için biraz da lezzet katması için bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim buğdayın içerisine. canınız anlık tatlı çektiğinde buğdayı hazırlayıp kenara alıp dilediğiniz zaman bu tatlıyı yapabilirsiniz. Ufak tatlı krizlerinizi geçirecek pratik bir tatlı tarifi. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kavrulmaya başladı buğday. Buğday kavrulurken ben şerbeti hazırlayacağım. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı toz şekeri tava içerisine aldım. Üzerine 1,5 su bardağı suyu ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar limon suyunu ilave ettim ve şerbeti ocağa aldım. 5 dakika kadar karıştırarak pişireceğim. şerbeti kenara aldım ve buğdayı kavurmaya devam ediyorum. Buğday gördüğünüz gibi bayağı bir renk aldı. Bu aşamada yanmaması gerekiyor. Yüksek ateşte olduğu için istediğim kıvama geldi buğday. Kısık ateşte daha uzun sürede daha az karıştırarak da hazırlayabilirsiniz. Ben zamandan tasarruf etmek için hemen olsun diye hızlı hızlı yüksek ateşte karıştırdım ve hazırladım buğdayı. Bir rondonun içerisine aldım, un haline getireceğim. Gördüğünüz gibi un haline getirdim. Genelde köylerde taş değirmenden çekilen gördüğünüz gibi buğday ununu sizlere göstermek istedim. Tatlının ismi kavut. Kavut tatlısı için 3 su bardağı hazırladığım kavut ununu gördüğünüz gibi bir kase içerisine aldım. Ilık olan şerbeti yavaş yavaş içerisine ekleyip yoğunluğuna bakarak şerbet ilavesi yapıyorum. 3 su bardağı Kavutununa bir buçuk su bardağı şerbet tam geldi. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Lezzeti biraz leblebi tozuna benziyor yediğinizde. Bir leblebi tozuyla yapılmış bir tatlı lezzeti alacaksınız. Söylediğim gibi daha önce bu lezzeti tadanlar nasıl bir tatlı olduğunu zaten bilir. Gördüğünüz gibi sadece buğday ve şerbetten hazırladığım bu güzel lezzeti sizlere tanıtmak istedim. Bir dondurma kaşığıyla şekil vererek tabak içerisine alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı göresel tatlı tarifini kavudu sizlere nacizane hazırladım. Sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş videoyu da beğenmişsinizdir. Anlık tatlı krizlerinizi giderecek, çayınızın, kahvenizin yanına eşlik edecek bu güzel lezzeti sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Kavutun malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da bu pratik tatlının açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.